Cengiz Başkan'la gündem şu anda neredeyiz? Sıcak oldu. Havalar her zamanki gibi. Yine Sarıyer Atıcılar Kulübü'nde her zamanki gibi nihayet bu sene Zeytinburnu Avcılar Kulübü'nün organize etmiş olduğu geleneksel atış turnuvası. Zaten biliyorsunuz geleneksel her kulübün yaptığı her sene avcıların bir arada olmasıdır. Burada enteresan taraf da şimdi avcılar her bir yerde olması ailelerle beraber böyle bir ortamda İstanbul'da tek kalan yerlerden bir tanesi. Şimdi hemen zaman kaybetmeden çok sıcak hemen Zeytinburnu Avcılar Dernek Atıcılık Başkanlarını bir tanıyalım bakalım burada. Çok atıp tutuyorlar bir bakalım. Hemen başkanı alalım. Sayın Başkan, İlyas Başkan. Buyurun. Buyur. İlk oluyor herhalde Sarıyer'de. Sarıyer'de ben 10 senedir yönetimdeyim. Bu 9. 9. Evet efendim. Geleneksel. Geleneksel. Ailece. Elimizden geldiği kadar avcılara bir katkı yapmayı sağlıyoruz. Burada görüyorum da bayağı aile de var burada. Her zamanki gibi. Üyelerimiz sağ olsun. Başkanına destek veriyorlar. Yönetim kurulu da sağ olsun. Benimle beraber benden daha güzel çalışıyorlar. Başkan aslında sen gitmedin. Sana bayağı soracağım sorular var da şurada. Kolay olsun değil. Başkandan biraz bahsedeyim. Tanımayanlar var. Bazı arkadaşlardan da. Ya ben domuz avına çıktığım zaman ben de diyorum niye hiç domuz yok? Ya kardeşim domuzları kırıyor. Domuz katili. Ha, söylüyorum burada domuz katili. Biz domuzları dürbünle arıyoruz. Domuz katili. Çağırıyor bizi. Maşallah domuzlar hiç gördüğümüzde yok. Daha bitmedi başkan sana. Başkanım ben... bu ekip işi. Sizi de davet ediyoruz. Buyurun gelin. Edirne Uzunköprü'ye. Bir hafta alın İrfan Başkan'ı da. Çekiminizi yapın. Zaten İrfan Başkan sağ olsun. Evet. Beraber gideriz ava. Tamam. Onu, o çok ağır konular. O biliyoruz. Bir defa geldi. Şansına da vurdu. O biliyor konuyu. Meray'ı da biliyor. O büyük başkan olduğu için her tarafta eli oluyor. Nacizane biz evet. İkimiz sağ olsun her yere gitmeye çalışıyoruz. Tamam. Hemen şurada yardımcını çok merak ettim. Epeyden beri televizyonun karşısından kaçar canlı yayından. Bari paket yayında alalım. Alın yardımcım sağ olsun bana çok destek veriyor. Benim yetişemediğim yerlere o katkıda bulunuyor. Ama bu çullağa gidiyor ayrı konu. Herkesin bir zevki. Bizim avcılar da böyle birbirinden ayrı. Kimi çullukçu, kimi domucu, kimi tahtalıcı, bıldırcıncı. Ya hepsi av değil mi yani böyle? Ya hepsi av da herkesin zevki ayrı. Ben domuza gidiyorum, domuz içi hastayım. Bu adam çulluğa gidiyor. Bakın duydunuz ya, ben diyorum ya işte ya. Domuz niye yok ortalıkta? İşte domuzları vuran adam mı katil, domuz katili. Ya katil değil mi bari? Vallahi katil çok vuruyorsun, bize kalıyor ya. Katliam mı yapıyorsun ya? Olsun. Sizi de davet ediyorum. Unutma bu sözü. İnşallah. Buyurun. İnşallah. İrfan Başkan'la beraber bekliyorum. İnşallah. Şu yardımcını alayım. Buyurun. Da böyle şöyle hemen geçeyim burada. Salih Başkan, Zeytinburnu Avcılar Kulüp Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Marmara Av Yaban Hayatı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Ama şunu başta şunu söyleyeyim ona. Neyse sonra gireyim de ilk mikrofonu ona tutayım. Birkaç lafım var çünkü kendisine. Buyur Sayın Başkan, ne diyorsun? Organize bayağı bir kalabalık. Vallahi bugünkü etkinliğimizde bizi önce ev sahipliği yapan Sarıyer Başkanı Kasım Bey'e, yönetim kuruluna, ayrıca bizim üyelerimize, bugün de bizi yalnız bırakmayan Av TV'ye teşekkür ederiz.
sıcak günde yanımızdalar. Biz her zaman yanınızdayız, evet. Zaten. Bugün de yine de bizi kırmayıp bizi yalnız bırakmayan Özer hocama sizin huzurunuzda çok teşekkür ederim. Atıcılık konusunda ondan çok şeyler öğrendik. Daha hala öğrenmekteyiz. Kulübümüz o konuda Özer hocadan çok destek görmekte yani. Zaten bu işin döneyenlerinden biri. Yani başımız sıkıştığı zaman Ali Özer Hoca böyle. Sağ olsun, bize hiçbir zaman olmaz demedi bugüne kadar. Demeyeceğini de tahmin ediyorum yani. En zor anımızda atıcılık konusunda Özer Hoca bizim her zaman. Salih Başkan, hiç televizyon canlı yayına gelmiyorsun, korkuyorsun ama bak attınız, yavaş yavaş attınız. Yok yani. Estağfurullah. Maşallah yani, korkudan değil. Takır bizim, takır gidiyorsun hayır. Yani. Bizim büyüklerimiz var ki bize burada öncelik büyüklerimiz abi olmadığı zamanları gördük. Yok. Yani canlı yayına geliyor. Yok, estağfurullah. Yayını almak istiyoruz, hep geride duruyorsun ya, gelir, ama zaman, maşallah yani zaman, şimdi takır takır. Zamanı gelince onlar da olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama dur Allah, sonda daha seninle konuşacağız. Evet, bu işin dönenlerinden bir abimiz, büyüğümüz, Özer abimiz canlı yayına sağ olsun bayağı bir katkıları oldu atıcılık konusunda. Özer abi yengeyi de almış gelmişsin. Vallahi bu sefer dedi ki sen gidiyorsun hep dedi. Kulübe gidiyorsun, yok oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Doğru mu yalan mı? Ya dedim vallahi şey var, müsabaka var. Senelerden beri güzel bir organizasyon. Özledik böyle organizasyonları. Gideceğim. O zaman dedi ya dedi, beni de götür, ben de göreyim. E tamam dedim. Ve dolayısıyla getirmiş olduk hanımı da. Ortamı gördü. E tabi hep böyle silahtı, erkekti, şuydu buydu, hep öyle tasavvur ediyorlar. E şimdi burada aile ortamını görünce ha dedi, bak dedi, doğru söylüyormuş bu adam. Ama güzel olmuş yani, bir baktım ağaçlarına, güzel bir ortam, neziz. Çok güzel tabii. Ağaçlarına yani bir piknik havası gibi. Yenge bundan sonra yalnız bırakmayacak seni gibi ben geliyorum. Vallahi başımıza iş aldık. Vallahi Arnavut o. Gözlerimden belli. Çok kötü. Özer abi çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yine biraz sonra yine reportajlarımız devam edecek. Şöyle profesyonellerden biri Marmara Av Yaban Hayatı Federasyonu Başkan Yardımcısı, Konfederasyonun Denetleme Kurulu Başkanı Ankara Ayakın. Ayakın. Evet Cengiz Başkanım, teşekkür ederim. Zeytinburnu Kulübü üyesiyim. Aynı evet, zamanda. Başkan onun için zaten burada aynı başvurdu. Aynı zamanda hem üyesiyiz, aynı zamanda federasyonumuzun destek veren bir kulübü olduğu için burada destek veriyoruz. Destek atışımızı da yaptık, trabımızı. Burada bulunuyoruz. Her zaman İlyas Başkanım'dan zaten beraberiz. O bizim manevi babamız. Devamlı o bize destek verir, biz ona destek veririz. Beraber geçinip federasyon gidiyoruz. Federasyon olarak destekliyorsun. Hı. Tabii bir kulübünüzdür tabii o. Tabii ki de. Ama başkan bir şey söyleyeyim. Hep görüyorum feste, hep yayınlı, hep domuzları kırdı. Görüyor, senden gidiyoruz. Domuza dürbünden görüyoruz ya. Valla başkanım beni iki sefer götürdü. O da bize nasip oldu. Bizim de kör tarafımıza geldi. Vurduk. Yani sana torpil mi geçti? Torpil geçti. Ben de süperpoze kullanıyorum. Süperpoze otomatiğe alışamadım bir türlü başkanım. İki tane çıkıyor, iki tane vuruyoruz. Ondan sonra kızıyorlar niye fazla vurmuyorsun diye. Aman sen o zaman otomatik kullanma tüfek. Zaten İrfan arkadaşımla en çok hava gittiğim beraber evet, olan arkadaşımız. Beraber mücadele ettiğimiz bir arkadaşımız. Ve süperpoze ile, doğrudur, süperpoze ile gelir domuz avına. Onun için iyi ki de almıyor otomatik. Bu sefer bu da İlyas Başkan yok. Gibi domuzları bırakmayacak, biz atamayacağız bu sefer. Başkanın şeyinde gözümüz yok yerinde. Biz onun peşinden çırağı olarak devam ediyoruz. Peş peşe gidiyoruz. Ama bu sene sözü de var başkanım. Güzel organizasyonlar yapacağız inşallah. Özgür de bizim kırmızı. Evet. Öyle güzel bir organizasyonlar yapmayı düşünüyoruz. Oldu İrfan Başkan, yine teşekkür görüşeceğiz. Teşekkür ederiz. Ve bu arada Başkan, İlyas Başkan, gel şöyle alayım seni. Bir şeyi gördüm şurada, 1958. Evet. 1958'de kulübümüz kuruluşu 1958 senesinde. Hayatta yoktun ya. Ben de 1958'liyim. Vay vay vay, bir yaş büyüksün. Evet ya. Ama başkanım bu işler gönül işi. Artık bu işi de
bir senem daha var, 1,5-2 sene. Ondan sonra kısmetse Salim'e devretmek ama istiyorum. Ama onu dedim, ben zaten tam o anda onu söylüyordum zaten. Şimdi dikkat ediyorum da sen hep kaçak dövüşün, kulüp başkanısın, hep avdasın, Salim maşallah abire kovalıyor. Yani sen yavaş yavaş ona mı devredeceksin? Kulüp ne yapıyorsun? Evet, ona devredeceğim. Kulüp başkanı demek hava gitmek demekti. Ne yapalım işimiz var. Ben emekli mi oldum diyorsun? Emekli. Ben de ne diyorlar ne başkanı? As başkanı. Fahri başkanı. Fahri başkanım. Kısmet olursa tabii Salim'e devrek etmek istiyorum bunu. Genel kurulda da söyledim. Sonra kaçmasın, İstanbul'u terk etmiyor. Yok yok, etmez. Yavaş yavaş çalıştı o. Yeter bu kadar. Her şey bizim genel kurulda belli olur. Genel kurulda da söyledik. Başkan, bayağı bir zengin hediyeleriniz var. Şöyle bir gösterelim. Vallahi üyelerimizden Allah razı olsun. Bayağı bir şöyle çekelim arkadaşlar. Bayağı bir çekiliş, bayağı bir hediyeler var. Maşallah yani, dürbünler. Bundan bize bir şey vermiyor musun başkan? Yoksa mahsus mu çekeceksiniz bunu? Ya anladım da. Anladım da. Ya bir dakika. Şimdi şunu kameraya göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ha bunu niye aldılar biliyor musun? İyi bir markada. Markayı da göstermeyeyim de şöyle. Hani gelen eşleri, arkadaşlarının kızları, çocukları. Yani bunlarda da dahil, yani sırf atış, av malzemeleri değil. Terliği tut, parfümünden. İzin kağıdı o. Bunu kazanan ava izin kağıdı olarak getirecek. Bak İrfan tabii. Başkan bunu doğru dedi. Ha bunu yengeye hediye ediyor. Tabii. Ondan sonra yenge de diye izin geliyor ona. Hani Ağustos'ta başlayacak. Evet, bu da doğru şeyler. Maşallah yok yani. O da benim hediyem. Ya bu arada da başkan hemen kendi reklamını yapıyor. Diyor ki benim hediyem. Evet. Benim hediyem diyor ama madem öyle, hele bir Salih Başkan'ı alayım. Hediyem diyor da gel bakayım Salih Başkan sen böyle. Diyor bununla böyle de bakın size bir şey anlatayım şimdi. Kızacak, kızsın, ne yapayım? Arıyorlar beni, Cengiz Başkan, ATV alayız. Zaten yanınızdayız, geliyoruz zaten dedim. Ben dedim arabayı çalıştım, aküm gitti. Aküm gitti, çalışmadı. Arıyorum bunları. Ya ne akü getirdiler ne bir şey. Zengin kulüp, her şey var burada. İnsan şuraya bir akü kordu Allah rızası evet. için ya. Bunu söylemesem duramam çünkü. Yani bir akü bile almadı. Zengin kulüp ama cimri kulüp galiba. Ne almadı diyorsun, değil mi? Müsabaka sonunu bekle. Sürpriz yapacaklar yeah. bana. O zaman bir sabaha kadar çekim yaparım. Yok bu espriydi. Sağ ol başkan. Her zaman yanınızdayız zaten. Biliyor arkadaşlarımız. Sağ olsun araba gönderdiler. Beni aldılar. Biz bunları da unutmayız. Devam edeceğiz. Bu arada bunlar, ya arkadaşlar bakın şuraya bakın, şunları bir çekin ya. Köstekli saat. Altın kaplama. Çakma mı la bu yoksa? Yok Almanya'da. Almanya'dan. Özel yapıyor. Vaa çalışıyor da, dur bakayım doğru mu? 2'yi 14 geçiyor. 2'yi 20 geçiyor. Benimki mi yanlış, bu mu? Bunu ben mi alacağım? Ama benim çekilişte bilet de siz çaktırmayın da arkadaş. Oğlum kamerayı çevir de ben bunu cebe indireyim. Bu arada ama güzel bir şey var. Türk bayrağı var üzerinde. Evet. Demir yolların ablemi var. Bu arada bunlar bayanların kolluk mu diyorlar bana? Bilezikler, evet çok güzel. Siz hakikaten biliyorsunuz bu işi ha. Hanımları kandırmak için çoluk çocuk bayanlara iyi akıllı, ilk defa karşılaştım ben böyle. Vallahi maşallah. Bu ne, kolluk mu, saati mi yok? Bu da bileklikmiş. Arkadaş saatini unutmuş da bilekliğini yalnız koymuş da biz de yedik. Bu güzel. Bak nazar boncuğu, genç kızların kalpli, nazar almasın diye. Maşallah. Avda dürbün. O da üyemizin hediyesi. Üyelerden birinin Almanya'dan. Zaten hep Almanya'da. Ne yapıyorlar bunu Almanya'da? Ama Almanya'dan ama neyse söylemeyeyim nereden olduğunu şimdi. Tencereler. Oo benim mesleğim. Reklamını yapma. Benim diğer mesleğimden bir tane parfümericiyim ben. Evet,
Bunu verirler mi bana acaba? He? Başkan bana çıkar mı? Belki hanıma getiririz de belki kandırırız hanımı. Bu arada kupalar. Ya ben şuna karşıyım ya. Bak kupalar hep kupa kupa. Milletin evinde hep kupa. Diyorum ki ben bunları nacizane kendi fikrimi. Bunları biraz değiştirelim. Mesela bak örneğin şiltler daha çok yani olmayan. Bunlar daha böyle değişik bir şeyler. Yani kupalar artık milletin evi doldu kupa. Bu tip şeyler daha böyle avı temsil eden kupalar. Başkan yalnız o değişik kupalar bak bunlar. Hangisi? Bak bu maviler. Bu ne? Kupa onlar. Onlar yeni yani yeni model. Ha, renginden mi? Evet. Rengi mavi olunca yeni mi oluyor bu? Salim. Salim mi? Niye geride duruyorsun? Bu ne abi bu? Şimdi bu yeni model diyorlar. Neyse yeni model yeni yapılmış, yeni çıkmış bu sene. He, mavi olarak. Mavi yani. Olarak biz dedik de. Evet, çok havalı gözüküyor. Güzel madalyalarımız var. Şeyle. Ha, gel gelelim şöyle. Durun bir dakika. Aa, bize de yapmışlar. Maşallah yani oğlum şunu çek lan. İlk önce beni çek abi. Bak görüyorsun. Cengiz Başkan'la gündem Av TV. Neymiş? Evren Toparlak. Evren Toparlak. Heh, şurada Cengiz Başkan Av TV yapımcısı. Aa, şimdi o zaman arkadaşlar çok onurlu oldum. Bunu evin en güzel yerine koyacağım ben bunu. Çok güzel almışım. Ulan bir şey veriyorlar, plaket veriyorlar. Gelip evde görecekmişler. Bu arada bu ne? Başkan bu ne? Bayan çantası. Bayan çantası. Bayan çantası. Bayan çantası. Ha, güzel böyle. Işte, ya siz yani. Bayağı bu işi öğrendiniz ha. Vallahi ya. Hanımları kandırmak için iyi vallahi ya. Abi sizden açılıyor. Herkes eşini kandırmanın yolları bunlar. Yaklaşınca tabii. Böyle tabii takılar mı? Bu? Bu da bayanlara makyaj. Ama içine niye koymadınız şey? Damat dolduracak. Öyle mi oluyor? Vay bizim hanım bize böyle bir şey getirmedi ya. Ben mi getirmem lazımdı? Tersini mi bile? Ooo bir tane de bu sponsor. Tüfek. 20 numara mı bu? Sponsor 20 değil. Kulübün aldığı tüfek. Vallahi mi? Bravo ya. Evet arkadaşlar güzel bir 20 numara çifte. Vay. Hem tek tetikli. Galiba enjektörlü, selektörlü, fullü, şoklu mu? Oo, full bir tüfek. Arkadaşlar full bir tüfek. Güzel çıkana vallahi helal olsun ha. O kadar bakıyorum böyle çifte 20 numara full tek tetik enjektör, selektör, şoklu. Kime çıkarsa hayırlı olsun diyelim. Kaza bela vermez inşallah. Bu arada bak yine hanımları kandırmak için tencereler. Maşallah, oh maşallah, tencereler, tavalar. Ya oğlum, Ahmet kameraman sen bunları al da bizim arabaya çaktırmadan at birkaç tane. Bunlar yoksa vermez, cimri kulüp ya, bu kadar zengin gösteriyorlar, bir şey vermiyorlar. Ve yine yayına devam edeceğiz arkadan. Yemek şeyini Salim. Bitir oraya, ver oraya. Aynen öyle. Biz önce pilav. Tamam abi. Gelsin. Evet şu anda en iyi bölüme geldik. Evet abi. Kavurma. Ahmet oğlum çek kavurmayı. Bunda domuz falan yok değil mi? Olur mu öyle bir şey ya? Ama sen yarıya. Kimse ya bırak şimdi. Ben... Hadi biliyorum katliam yapıyorsun evet. Domuzları zaten. Evet. İnsan ilk önce bana verirdi. Hemen aldın önde bu kadar. Üzülmüş kulübü. Başkanı ver ilk önce. Yok yok başkanın hakkıdır. Hayır abi resul arkadaşım. Usta kim? Usta benim abi kulübümüzün. Usta bu ustası. Ne kadar? Abi aşağı yukarı bir 170 kişilik. Oradan iki tane tabak Murat versene oradan. 170 kişilik. Evet ama. İki tane iki tane. Başkanım sen iki tabak. Doymayana birer tane daha vereceğiz abi çünkü. Ha doymayana. Başkan en az 10 kişilik yiyor. Doymayana da arkadaşlar iki posta daha dönebiliyor. Ama kavurmadan kalmayabilir. Ben söyleyeyim size de siz sağlam alın. Peşin alın. Millet birbirini izdiham oluyor ha bak. Ama ciddi bir kulüp. Bak bak kuyruğa nasıl dizilmiş de gördünüz mü? Japonya'da bak, bak bunlar güzel eğitim almışlar. Acaba kameraya çekiyorum diye öyle mi dizildiler bunlar yoksa?
Yoksa genelde böyle ama bravo yani böyle. Ama pardon burada şey var. Konfederasyon denetleme kurulu başkanı olunca burada biraz ciddileşti iş. İrfan Başkan. Ne var? Pilav, kavurma, ayran, başka bir şey var mı? Başkan kaçtı mı? Başkan yemeği aldı gitti. Yemeği aldın hemen evet. Kaçtı. Ne kavurma, pilav, ayran. Tamam. Başka bir şey yok mu menüde? Daha ne olsun yeter bu kadar. Bütçemiz bu kadar. Ya bunlar bütçemiz bu kadar değil. Ne yapıyor bunlar ya? Habire yatırım mı yapıyor? Daha önceki dönemde döner yapmıştık. Yine böyle. Bu sefer değişiklik oldu. Kavurma, pilav. Zaten standart ya tavuk ya kavurma. Bu söyledim. Bu kavurmanın eti Trabzon'dan. Sen gelecektin ya. Onu Karadeniz eti. Vay 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 vay. Hemen de atı ya. Ha, yedik biz de ya. Trabzon'dan gelmişim. Doğru. Oraya Karadeniz eti abi. Neyse bütün ha. Arkadaşlara biz zaten yayını keselim. Çünkü bayağı bir kuyruk var. Bir an önce arkadaşlar mideleri doyursun ki atış yapacaklar. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Zaten şey ediyor. Evet şu anda başkanın yine yanındayız. Yakaladık başkanı şu anda. Haberi yok. Az önce ya başkan yeter amma yedin ha. Vallahi bu kadar da olmaz ki. Başkanlar en son yiyor. En son mu yiyor? Üyeleri doyurdum. Ondan sonra ben. İnanayım mı? Doğru mu? Bak ama bu diyorlar ikinci yok yok. Parti. Kazana gidip bakarsın. Yenge bak. Söyledi az önce burada. Ne dedi? Önce bir tadına baktı. Öyle mi? Tabii. Sonra üyeleri teşvik etti. Bu en son yiyor işte. Hani padişah zamandan kalırmış gibi vallahi. He? Kaçıncı bu? Birinci. Bak yenge burada var söylüyor. Yenge bu kaç tabak yiyordu? İlyas Başkan'ın eşi, hanımı, yengemiz yani burada. Ama pek konuşmayı seven bir tip değil ama yine de onay veriyor. Her hava git aman diyor evden çık da nereye gidersen git diyor. Öyle mi diyorsun yenge? Yenge utandı herhalde ilk televizyona çıkıyor. Başkan ilk defa mı yenge çıkıyor? Evet ilk defa ama ben Av TV'yi açınca görüyor yine mi açtın diye Av TV diyor seyrede seyrede bıkmadın mı? Ama yenge kendini göreceksin şimdi. Cuma günü 9.30'da. İstemiyorum, istemiyorum görmek. Sevmiyorsun ama kendini göreceksin. Ama bak kandırmış seni yok. Getirmiş buraya. Kandırdı getirdi ama bir daha gelmeyeceğim. Ama ne güzel bir ortam. Sıkıldım. Bak Özer abinin hanımı tamam, da orada. Tamam iyi ki geldi hanım o gelene kadar sıkıldım. Yok 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 sıkılmaz. Bak şimdi gör Arnavut'u ne yapıyor. Gör sen Trakyalısın ama hiç. Vallahi bak şimdi. Evet şu anda da Özer abi zaten doyenlerden biri Özer abimiz. Ve burada kim var? Eşi. Belli değil mi Arnavut oldu renkli gözlü. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen yoksa ilk defa görüyorum seni burada. Evet ilk defa geliyorum. Kandırdı mı yoksa dedin hani takip miydi? Ben onu kandırdım geleyim diye. Siz kandırdınız. daha önce niye böyle organizasyonlara katılmıyorsunuz? Getirmiyordu. Ama Özer abi aşağıda başka dedi. Bilmiyorum. Vallahi aynı söyle söyle. Yani duyma da sen böyle döneyim dedi ki yok ya dedi beni takip için geliyor. Numara yap hiç gelmek istemiyor. Vallahi öyle söyledi bana. Ben daha doğruyu söylüyorum. Hani yani beğendin mi? Gelir misin böyle bir ortamlara? Daha şeyleri göreceğim. Müsabakaları bakayım. Onları da teşvik şey yapayım. Zaten şeyci bir profesyonel adamın eşi nasıl olur? Bir bayan eşi atıcı olur. Duydum arada bir atıyormuşsunuz siz. İnşallah sizi aşağıda bir atarken de İnşallah. Bir kısa bir röportajda yaparız sizle. İnşallah. Özer abi ne diyorsun? Bak yenge geçmesin seni. Vallahi beni geçer. Atıcılıkta hanımlardan daha fazla kabiliyetli. Ama bak ne diyor? Diyor ki getirmiyor beni diyor. Ya deli miyim getireyim? Ama sen ilk önce alıştır ki hediyelerin içinde bayanlara aksesuarlar var. Şeyi bile var ya terlikler özel taşlı. Kolyeler, bileklikler, altın kaplama, bilezikler. Yani kanı ileride yolun açılsın diye ben demedim deme bak söyleyeyim sana. Evet 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 haklısın. Ya onun için bundan sonra getirdi sana. Bu taktiği ben uygulayayım. Uygula bunu diyor. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun size de kolay gelsin. Sağ olun. Evet şu anda da diğer masaya geçtik.
yine o seri bittikten sonra çekiliş yapılacak. Ya öyle bir ki yani kulüpten bir seri bittikten sonra çekiliş yapacağız. Çekilişi bitireceğiz. Gidecek olan arkadaşlarımız var. Yolları uzun. Arkadaşımız da orada lafımıza girdi tabii. Bu arada işte nedir yani, neyse özür dile, önemli değil. Şu anda da diğer masaya geçiyoruz ama diğer masada da Zeytinburnu Avcılar Kulübü yönetiminden, ya Allah aşkına şuraya bak, bize pilavı verdiler, burada masa üstü cızbız. Vah maşallah, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Avcı, Zeytinburnu Avcılar Derneği'nin yıllar boyu yönetim kurulunda bulunan bir arkadaşınızdırım. Zaten biliyorum da sana söyleyeyim, kendini tanıt ki diğer kişiler de tanısın seni diye. Evet. Bu menü hayırdır, sen ayrıyetten... Valla çeşit yaptık biraz başkanım. Bu seven sevmeyen arkadaşlara göre ne seviyorlarsa onu bulacağız. Yani yedireceğiz. Buradan herkes yiyebiliyor mu? Herkes yiyebilir. Size? Herkes yiyebilir. Yani arkadaşlar duydunuz yani, menü herkese açık ama lafta açık. Bir gelse burada bir tane bile kalmaz. Yok tabii, bu da esprisi. Şey, yenge mi orada? Evet. Evet. Ama yenge fena bakıyor, korktu. Evet. Ben yiyesim de vardı, kaçtı. Evet, şimdi. Ben de arada bir öyle iştahım kaçıyor. Valla evet. Bakışından mı? Yenge nereli? Yenge Makedonyalı. Aynı ben de Makedonyalı. Biz Arnavutuz. Sizin ben enişteniz oluyor. Evet. Evet. Lazlarla göçmenle geldik bir yere. Ya. Aynı yere geldik. Evet. Bu valla güzel de kokuyor herhalde. Ya biz başkanım, yemeden önce niye demedin ya? Ya başkanım vallahi. Şimdi buna yine bir yer bulunur. Ama şimdi şu var değil mi? Yani bu ortam güzel. Yani böyle aileyle böyle bir piknik havasında. Bu havayı, bu ortamı yemek içmek önemli. Yani öyle bütün av camiası, ailesi, şu ortam o kadar güzel ki yani. Atmaktan daha tor, avcı ailelerinin bir ortam, bayram kaynaşması, gibi aynen kaynaşmasıdır. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim başkanım. Bakalım yenge yeni geldi herhalde. İlk defa mı geliyor? Yok, daha önce de geldi. Konuşmaz de. Geldi de. Mi? Yok, evet. Konuşur. Bak başkan diyor ki, yenge diyor, eşi yani. Diyor ki, hemşerim mi? He, Arnavut'muş. Ya Arnavut'la şakır şakır konuşur ya. Yenge birkaç defa gelmişsiniz galiba. İkinci sefer oluyor geleli. Maşallah, beyni de hiç yalnız bırakmıyorsun. Evet, o da beni bırakmıyor, ben de onu bırakmıyorum. Oo, çok romantiksiniz siz o zaman ha. Maşallah, Allah nazar et. Sağ aşağıdan nazar boncuklarından hatırlat da bir tane gelip takalım biz onlara. Bu ortam nasıl abla? Ne gibi? Yani hoşuna gidiyor mu böyle piknik, aile ortamı? Evet, çok güzel. Çok güzel bir ortam. Evet. Bak çocuklar, bu gelin mi yoksa? Yok, kızım. Kızın? Bu da damat mı yoksa? Yani damat burada. Başka damat. Damat da karizma çekmiş, sakalları uzatmış böyle. Siz dediniz ya, Lazlar Arnavutlar akraba işte. Laz mı? Giresun. Ya Lazlar yaramaz ya. Yok. Hepsi, yarar mı? Yarar. Hepsi iyiler. Diyorsun. Hepsi iyiler bizim için. Teşekkür ederim sağ yenge. Sağ ol, siz de sağ olun. Bu arada da kızınız ilk defa herhalde, sizi tanıyabilir miyiz? Nilay Yağmur. Nilay Hanım, babanız orada ızgara yapıyor. Evet, bekliyoruz şu an. Siz burada dururken niye baban yapıyor onu? O işlere babam bakıyor ondan. Siz tembelsiniz biraz. Damatlar onlar otursun. Ama bizim Laz seni çok şımartmış herhalde. Yok, baba et konusunda profesyonel olduğu için. Bu hazırcı bu. Aynen öyle, biz olsun. Bu da torun herhalde. Şu torunu da bir çek bakayım. Şöhret olsun. Cengiz amcasının sayesinde. Lan sen Laz çocuğu. Bu Laz da olamaz. Sakladım başını. Bak. Evet, şu anda da yani bir arkadaşımız daha, damatlar. Ya bu da benim gibi herhalde. Arnavutların damadı. Sen hemşerimmişsin. Nerelisin? Evet. Ben Giresunluyum. Serdar Yağmur ismim. Atıcılık var mı sizde? Avcılık var mı? Bizde küçük silahlı atıcılık. Küçük dediğiniz 20 yani. Silah mı? Kocam? Yani. Tabanca falan. Evet. Biz biliyorsun Karadeniz'de ya onlar her yerde var canım. Kadınlarda bile. Ama yenge baktım öyle şey ya, ne silahta merak var ne bir şey var. Yok böyle. O. Var mı? Onun öyle bir merakı yok.
Ama niye aşılamıyorsun? Çocuğu niye yetiştirmiyorsun şimdi de? O şimdiden yetişiyor. Az önce dayısının arkasından ağlıyordu ben de atacağım diye. Ha, dayısı? Dayısı Güner abimiz. Güner mi dayısı? Evet. Dayısı zaten o profesyonel ama hiç dayısının peşine gidiyor mu? Kafaya aşağı iniyor. Dayısı gel buraya bakayım dayısı. Dayısı şimdi burada da bununla bir aile fertleri bunlar. Evet, bu da dayısı. Ben de genel sekreterim. Zeytinburnu Avcılar Kulübü genel sekreteri. Sayın Avcı soyadından belli Avcı. Onu özellikle söylüyorum. Ama damat hemşerimiz ama Avcı değil. O da olacak. Karadeniz. Aşılamadın mı? Aşılanıyor da? Yavaş yavaş. Acelesi yok. Yoksa bu Giresun'un az mı Avcı oluyor bunlar? Yok iyi Avcı olur ondan da. Silah kullanan merağı var mı? Onların kanında var başkanım. Var diyorsun. Kanında var sizin gibi aydın. Estağfurullah. Nasıl ortamdan biraz bahsetsek? Vallahi başkanım ortam çok güzel. Zaten amaç bu. Yani derneklerin amaçları böyle insanları bir araya getirmek. Yoksa ne derler? Bahane. Ateş bahane, muhabbet şahane. Evet ama ne kadar en güzel hoş olan şey de şu ailelerin burada piknik yapması. Bu nevi izin. Evet. Hani bunları şimdiden alıyoruz ki. Tabii. İleride bize izin versin. Tabii. Güzel oluyor inşallah. Yani geleneksel hale getirdik zaten. Katılım da güzel. İnşallah her sene bu şekilde eksiksiz devam etmeye çalışacağız. Sizin de desteklerinizle. Oldu ne demek estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun size. Sağ olun. Şu anda da kulüplerin en çok sesini duyduğumuz vardı ya daha önce. Taner arkadaşım. Ya şakayı bir yana bırak. Hep her türlü organizasyonlarda vardır artık kardeşimiz. Şu anda onun bir ailesini maşallah yani buyurun burada. Bakın ya. Vallahi buyurun. Şuna bak. Bize hemen verdiler başı. Oo şişler, kebaplar. Oğlum sen bunu çaktırmadan arabanın arkasına at. Av TV'ye getiririz bunları. Güzel bir nezih ortam. Başkan hemen çaktırmadan oturmuş oraya. Evet. Hani belki kenardan köşeden bir şey alırım diye. O biraz zor abi. Ben daha yemek yemedim. Dur arka tarafa doğru bir geçeyim şöyle. Şuraya geç. Taner arkadaşımı şöyle geleceğim bir ara. Abi. Nihayet Taner kardeşimiz çok meşgul olduğundan ama şu anda kan ter içinde. Evet abi. Taner'cim birazcık kendinden bahsedin. Nasıl bir ortam? Abi ortam çok güzel. Zaten burası belli bir ortam. Aile ortamı. Huzur içinde. Atışlarımız var böyle kulüpler. Her sene çeşitli haftalarda gelip burada atışlar düzenliyorlar. Bizim de sıramız geldi. İşte bu düğün bizim abi. Dostlarımızı çağırdık. Davet ettik. Buyurup geldiler. Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de geldiniz. Başkanımız burada. Organizasyonumuz güzel. Dostlar güzel. Ortam güzel. Her şey güzel abi. Daha ne olsun. Evet bayanlar da hep burada. Eşiniz hemen ilk defa mı geldi? Dur hemen ona soralım. Senin çünkü işin çoktur. Bilge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa mı programa çıkıyorsunuz? İlk defa evet. İlk defa. Buraya evet. İlk mi geldi? Yok 14 yıl falan oldu biz geliyoruz. Seni niye göremiyorum ya? Geliyorum evet. Yoksa kaçıyor musun kameradan? Yok kaçmıyorum. Kaçma. O bir kere kaçtı abi. Kaçtın mı yoksa? Yok. Kamer kaçmayı Trakyalıyım, Silivriliyim. Silivrisin. Vaa, bıldırcın. Evet. Çok evet. Güzel. Bıldırcın. Tamer beni oradan avladı, Silivri'den. Avda mı gördü seni? Avda gördü. Sen yoksa tarlada mıydın? Yok, avdaydı. Avda mıydın yoksa tarlada? Doğru. Avda mı gördü seni? Vay be Tamer. Avlanacak göç gelmiş, güzel bir bıldırcın. Dedim kaçırmayayım. Bıldırcın avında gördü seni. Evet. Ya... Şöyle de Minge nasıl bir ortam sizce? Çok güzel bir ortam. Bu hafta da işte Zeytinburnu Kulübü'nün düzenlediği bir organizasyon. Evet. Böyle hepsini... Çok güzel bir organizasyon bu haftada. Bayağı bayanlar var burada. Tabii. Var evet. Için. Yıllardır zaman tanıdığımız böyle. Arkadaşlar zaten. Evet, hepsi tanıdık. Her zaman düşünüyor musun böyle gelmeyi? Hani her organizasyonda. Geliyoruz genelde. Sen yine bırakma gel bence. Yok Tamer'i bırakır mıyım ben? Sakın ha evet. Ben demedi deme. Tamer'in sağ solu belli olmaz. Yok Tamer benden başkasına bakmaz merak etmeyin. Yok bakmaz da hava gider bir daha bulamazsın yok, o anlamda yok. Dedim ya. Her yere sen gidiyor demin genelde. Sen demin kötüye çekme. Yok. Abi böyle bir bıldırcın daha bir daha düşmedi. Hayatımda gördüğüm en iyi bıldırcındı. Vurdum abi kaldı bir daha yok gelmiyor.
güzel bir muhabbetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de AOTV'ye de teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldiğiniz, bizi onurlandırdınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler yenge. Sağ olun. Şu anda da diğer ailenin yanındayız. Zaten burada her ortam aile zaten. Güzelliğin tarafı da burada. Ama ilk önce bayanlardan sorulur. Ama ilk önce profesyonel herhalde avcı mıyız? Evet. Avcı olduğu için ilk önce hani burada yenge müsaadenle ona soralım ki çünkü bocalamayasınız av konusu. Biliyorsunuz da çaktırma yani. Şimdi ilk önce ona verelim. Saygıdan dolayı müsaade alalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Bülent Sönmez. Zeytinburnu Kulübü üyesiyim. Etkinliğimiz vardı. Hem geldik, ailecek geldik. Böyle güzel oluyor. Hem de arkadaşları gördük, atışımızı yaptık. Bakalım, biletlerimizi nasıl aldık. Manke mi yaptın? Vardı bayağı. Söylemeyelim ama vardı biraz. Ama vardı. Peki çekilişten aldınız mı? Güzel hediyeler var. Var. Çok güzel hediyeler var. İşte herhalde ama kimse boş gitmeyecek demin, gibi. Demin ben orada baktım bayağı. Bayanlar için çantalar, bilezikler, altın kaplama şeyler. Zaten evet. Ya altın ha, bilezikler dahi var. Mahsus yengeli çantalar hanımları var, kandırmak için. Yenge yiyor musun sen? Diyorum zaten altın bilezik benim olacak. Oldu oldu, olmadı bizim iş bitti. Ya bir daha gelemezsin. Başkana söylüyorum. O numarayı bana versinler, alıp gideyim, yapacak bir şey yok. Yoksa avcılık hayatı biter yani. Sen istersen yenge söyle, hangisinde gözün vardı orada? Altın bilezikte gözüm var. Bilezim var. Sen çaktırmadan gel yanıma da bir şeyle yapmaya çalışalım tamam, sana tamam. O zaman. Tamam, çok hoşuma gitti. Canlı oldu. O benim olmalı ama, diyorum. Ama tamam, adınızı söyle, neydi adınız? Müzeyyen Sönmez. Ha, Müzeyyen Sönmez. Hı-hı. Bizim damadın soyadı da kız kardeşimiz adı Sönmez. Ama onunla Hopalı, Mohti. Erzincan Kemaliye. Erzincanlı. Hı hı. Keklikçi. Evet, aynen öyle. Bizim Trabzonlular hep oraya geliyor, biliyorsun değil mi? Yani biz biraz daha Kemal'e, biraz daha uzak, Tunceli'ye yakınız mi? Ama Erzincan'la evet bayağı bir geliyorlar. Peki orada sizin öyle bir problemler oluyor mu? Hani biliyorsunuz avcılara sıkıntılar yapıyorlar. Ya yok, problem. Biz hiçbir sıkıntıyla yaşamadık. Hemen her sene gidiyoruz. Keklik açılışımız orada oluyor. Hmm. Zaten köyümüz var, her zaman gidiyoruz. Aileler orada. Öyle bir sıkıntımız hiç olmadı yani. Ne iş yapıyoruz? Muhasebeciyim, özel bir şirkette. Oo, hesabı kitabı iyi bilir ha. Paraları ne yapıyorsun? Paralar cepte. Paraları kulüplerin böyle etkinliklerine kaptırıyoruz. Vallahi bir gün gelir sana KDV'siyle geri alır ha. Artık bakacağız. Sen ne iş yapıyordun? Ben bankada güvenliyim. Güvenliyim. Evet, özel bankada. Biz yeni bir takım kurduk biliyorsun. Yok. Taktik atış. Şimdi ha, biraz evet, sonra evet, gireceğim evet, şeyine. Türkiye'de ilk defa federasyonun bünyesinde. Evet. Taktik atış Türkiye'de. Ya o bize biraz şey ya, uzak yani. Avcılıkla değil. Avcılıkla ilgisi değil. İlla avcı yani, olmak değil. Silahı olan her kişi kondüksiyonu şey iyiyse hani burada kendini ispat etmek için bu konulara girebilir yani. Hı. Atışlara girebilir. Çünkü bu yeni bir spor, dünyada çok popüler olan bir spor. Evet, bir sezonlar reklamını izlemiştim. Evet. He, şimdi bundan sonra inşallah bu Türkiye'de ilk takımı da kurduk yani. İşte bu takım bir bakalım lan neyin var neyin var. Sonrasına bakarız tabii artık. Ben onu ilk cuma ya, günü tanıtımı ne yaptım. Şimdi biraz sonra şeyini giyeceğim. Bu vücutla zaten biraz zor gibi görünse de. Yok canım, ne alakası. Ya şeyi görmek lazım. Kondisyonu görmek lazım. Neler neyse, gerekiyor falan. Biraz mali müşavire mi diye muhasebeye mi dönelim? Muhasebe. Nedir bu vergiler, mergiler? Ne yapacağız yenge? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekiliyor. Peki buraya ilk mi geliyorsunuz? İkinci gelişim. Beğeniyor musunuz? Çok beğendim. Ortam çok güzel. Yoksa organizasyon çok mi güzel? Yok. Sevdiği hobi yapıyor. Ben de destekliyorum. Destek veriyorsunuz. Destek devamlı veriyorum. Gelecek misin? Geleceğim. İki oldu geliyor. Kısmet daha önce olursa geldi. Geleceğim. Ne yaptığını biliyor musun burada? Ne yaptı? Bilmiyorum. Şimdi kameranın karşısında ne yapayım ben? Nasıl sorayım ben? Şimdi bana düşman olmasın böyle. Olmaz herhalde. Neyse sen buradan sonra beni dinle, devamlı gel sen buraya, tamam, organizasyon. Yalnız bırakmaya gelmez. Yok şey, bırakmayız yalnız. Tavşan diye gider bakarsın keklikle gelir. Artık o da kendi bileceği iş. Valla diyorsun akşam gelirse görürüm ben diyor. Kendi kaybeder. Oldu, çok teşekkür rica ederim. Rica ederim, ben sağ teşekkür olun, ederim. Rica sağ ederim, olun. Çok sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Evet, şu anda da diğer bir ailenin yanında. Hep aile aile. İşte bunu göstermek istiyorum ben aile olunca. Hemen burada bir arkadaşımız daha var. Kendisini tanıyalım. Kendimi tanıtayım. Çanakkale Biga Çeşmealtı Köyü'nden. İlyas Başkanımızın üyesiyiz. Zeytinburnu Avcılar Kulübü'ne üyeyiz.
Bir pazar işte bir felekten bir şey çaldık. Bir gün çaldık. Ailece buraya gelip bir ortam yarattık. İlk mi geliyorsun? Yok, daha önceden gene geldim de. Yenge de geliyor muydu? Şimdi bizim yeni gelinimiz olduğu için. Bu gelin dediğin eşiniz değil mi? Yok, benim kardeşimin eşi oluyor. Kardeşin, yengen oluyor. Ha, bizim yenge oluyor. Bizim gelin oluyor yani. Seninki nerede? Bizimkisi şu an Marmara Forum'da satış müdürü olduğu için pazar günü izin alamadı. İş yerine çıkamadığı için. O yönden dedi Turan sen git dedi. Ben de en azından gidersen. Gelirken dedi getirin. Geliyor muydu böyle? Geliyor da yani getiririm. Şöyle söyledim başkanım. Benim ilk bebeğimiz olduğunda buraya gelmişti. Onun ilk bebeğin 40'ını burada uçurduk. Burada olmuş yani. Burada. Vallahi. Burada 40'ını burada uçurduk. Gelen giden aa işte yeni bebek. Sonra avcı olmasın şimdi başımıza. Nasip kısmet olursa. Yani armut ağacın dibine düşer başkanım. Kardeşinizin işi nerede? Kardeşim burada şimdi. Oktay burada da. Neyse şansına burada hemen sağ ol teşekkür ederim. Hemen bir geçelim bayanın yanına. Ben ilk defa geliyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. İlk defa geliyorsunuz evet, galiba. Evet ilk. Evet. Nasıl bir ortam? Çok güzel bir ortam. Ailece insanlar gelmiş. Çok güzel. Neler yapmışsınız ya öyle? Salatamız. Başkanım bir şeyler ikram edin. Mangalımız ki. Buyurun gelin oturun. Valla duvara çarpmış gibiyim ama zor konuşuyorum zaten. Baksana su elimde habire takviye yapıyor. Her yerde et kokusu. Eşiniz avcı mı? Evet avcı o da. Niye seni görünce kaçtı mı? Evet kaçtı dayanamadı. Ama evde hadi değilsin ama bu ortamda da kaçılır mı ya? Yok oturuyordu akla ne ihtiyar. Siz nerelisiniz? Konya. Mevlana. Evet Mevlana. Vay çok güzel teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu arada kardeşimin ismi Oktay Kurt. Evet. O da Zeytinburnu Avcılar Kulübü'ne üyedir. Evet o da aynı zamanda o da oraya üyedir. Her zaman işte avımız, pulumuzu, vergilerimizi, bütün her şeyimizi eksik olarak takip etmekteyiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Ha şu doyenlerin yanına gir bakın. Gel hemen gel öyle çek devam et. Devam et, devam et. Gel 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 gel. Burada, şimdi burada asıl profesyonelle burada. Masadan kaçtılar böyle zula biteler. Hele bir tanesi tam profesyonel, kayınço. Kayınço, işte kayınçom. Burada, kayınçom burada. 25 atarsan... Ama ya bence hiç kaptırmaz, vallahi hiç bunu attırmayın diyorum size kayınçoya. Ya burada ne varsa götürecek, tüfek gitti. 20 numara full bir tüfek. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Sen de hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Epeydir göremiyorum seni buralarda. Yok ben geliyorum da siz gelmediniz. Geçen de vallahi. Ben buradaydım sen gelmedin. Ha kimindi bilmiyorum ama demek davet edilmemişizdir belki de. Yok yok sen beni gördüğünde kaçıyorsun. İnsan kayınçasının yanında kaçıyor. Ama en son da beni gördün onlar. Vallahi. Olur mu öyle şey ya? Nasıl gidiyor ortam nasıl? İyi çok güzel. Yani iyi bir müsabaka. Bir de Zeytinburnu yapınca tabii de çok iyi olur. Yani bir de misafirperverlikleri de üstün. Onun evet. için tabii sevilen insanlar olunca herkes geliyor. Bayağı bir aile ortamı var ya. Yani bugün çok aile. Çok aile ortamı var. Zaten burasının yani özelliği de aile ortamına çok uygun. Yani hem piknik hem atış. İşte eşler atış yapar. Eşleri piknik yapar. Böyle bir ortam. Her tarafı gönlü olur. İşte ben bunu göstermek istiyorum. Yani avcı burada atıp yani trap, skit neyse o bir eğlencenin bir beni. Yani şu aile ortamı İstanbul'da biliyorsun sen de daha iyi. Tabii canım yani İstinye biraz disiplinlidir. Yani daha farklı bir olaydır. Ama Sarıyer bu konuda hakikaten bütün avcıları, bütün eşleri bir araya toplar. Eşler birbirlerini tanırlar ve ne olur sosyalleşiyor insanlar. Daha farklı. Herkes eşini tanıyor. O onun eşini tanıyor. Arkadaş oluyorlar. Ve ne olur bu sefer arkadaşlık grupları çoğalıyor. Bu da bizim için de iyi oluyor. Yani yarın ben buraya gelirken eşim abi ben de geleyim. Çünkü arkadaşlarını görecek. Ne oluyor bu sefer? Ailece geliyorsun. Güzel bir ortam oluşuyor. Yenge burada mı? Burada. Eşim burada. Yenge sanki saklanmış. Yok. Kızımla beraber. Yenge o kızım mı sen? Kızım. O da mı atıcı yok? Yok atıcı yapmadım onları olmadı. Niye olmadı? Yani niye olmadı? Babası yetti be. Yeter be. Babası bıktı kızı da mı bıktı? Yoksa yok 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 çok seviyorlar ama farklı bir şeyden dolayı olmadı. Şimdi onu burada söylemeyeyim. Kapattıktan sonra şimdi, söylerim. Şimdi oraya döneceğim de şimdi al şu sayın kayınço senden devam etmişken yengeyi de yakalamışken bir bakalım senden memnun mu nedir diye. Ben yeni görüyorum orada onu. Bakalım yenge böyle merhaba. Merhaba.
Kolay gelsin. Sağ nasılsınız? Ol. İyi, sağ ol sizler. Sağ ol, teşekkür ederim. Baktım dedim ki ya kayınçepidir göremiyoruz burada dedim ona alço milli atıcılardan. Dedim yani çocuğunuz kızınız da burada dedim atıcı mı yok dedi bana şaşırdım ben de. Bir seyirci. Seyirci. Devamlı geliyor musun yani? Geliyoruz devamlı. Her yere gidiyorum onunla. Allah Allah ben mi görmedim seni yoksa? Saklanıyor musunuz yoksa? Yok sağ ol, saklanmıyoruz. Ya niye insan der ki şurada enişte geldi bir bakalım program yapıyor falan. Yok. Öyle. Cuma günü seyredersin şimdi ama sen kendini. İnşallah. 9.30'da akşam seyredersin kendini. Hayırlısı. Devamlı yalnız bırakma alçıyı. İyi yapıyorsun. Yok. Sağ sol çaktım sağ solu belli olmaz mı? Söyleyeyim kayınço çok tehlikeli. 35 senedir bir şey olmadı. Tehlikelidir ben söyleyeyim sana bak. Demedi deme. Her yerde görüyorum. Bir de her gittiği yerde alıyor hediyeleri zaten. Evet. Ben diyorum attırmayın onu. Ha olsun hakkıdır atsın. Ama profesyoneldir kayınço. Evet. Onlar artık bir büyükler gibi. Aynen. Gençlere yönlendiriyor. Tabii onlar artık bir hoca. Evet. Oldu yengen çok teşekkürler. Bakalım kızın babasının kızı. Evet. Bu alço kızın evli olan kızın ufağı mıydı? O bıçakçıydı evli olan. Yok, onun küçüğü bıçakçıydı. Kaç tane ya senin kızın vardı? 4 tane. 4 kız kardeş. Sen kaç numarasın? 2. 2 numarasın. Evet. Ne kadar da evlisin sen? 11 yıldır evliyim. Maşallah sen kaç yaşındasın ya? Ben de söylemeyeyim. Yani 30'u geçtik. Vay, yaşını geç. Da göstermiyor be ya. Çocuk kim? Benim kızım, benim oğlum. Ayda, çek şu, bak çocuğun, annenin iki çocuğuna bak. Anneye bak, sanki daha genç. Şuraya bak. Beyiniz avcı mı o da? Yok, değil. Niye, kayınpederinden bir şey öğrenmedin mi? Yok, izin vermedik. Siz mi vermediniz, evet, babam vermedik. Mı vermedi? Torunlar yetişsin dedik, damatlara bulaşmasın. Oğlum senin fena çaktı kaşlarını. Muhammed Miraç gel. Onun memnun mu o? Dedesinden atıcı. Çok memnun o. Zaten dedesine benziyor. Dedesi gibi olacak da. İnşallah. Olmalı yani. Dedesinin ismini İnşallah. O devam ettirmeleri. İnşallah. Kolay değil bir alçı olma. Evet hiç kolay değil. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür sana. Ederiz. Sağ olun. Şu anda yine programa devam ediyoruz yine. Burada bir doyenlerden bir tanesi de o da trapçı bir arkadaşım. Aynı zamanda demeyeyim ama emlak zenginidir ha. Bana bir tane daire ayarlayacaktı. İyilerini alıyor bana kötülerini göstermeye çalışıyor. Merhaba arkadaşım. Merhabalar başkanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördüm mü iyi oluyoruz başkanım. Seni gördüm mü ben daha iyi oluyorum. Şöyle bir ortaya gireyim. Yani, evet, Alço ile evet. Beraber. Alço da yengeyi küstürdü herhalde. Böyle 2 metre var arasında ya. Vallahi billahi ne oldu bilmiyorum. Beni de Arnavut kızıyor bana. Gelecek diyor. Nasıl getirmedim? Bilseydim bu kadar olduğunu getirirdim ha. Nasıl gidiyor emlak işleri? Vallahi başkanım uğraşıyoruz. Yanamaz bir şey yok. Yani zenginliğimiz yok ama sizler gibi dostlarımız var. Bundan büyük zenginlik herhalde yoktur insan için. Yok ama tam sezonu değil mi şimdi emlakçı? Sezonu tabii ki yani işler yavaş yavaş iyi olacak inşallah. Biz eskiyiz tabii piyasada. Eski olduğumuz için belli başlı bir şeyler yapıyoruz çok şükür. Dostlarla beraber dostlarımızı çalışıyoruz. Çevremize hitap ediyoruz. İşler iyi olacak inşallah. İnşallah iyi olacak. Memleketimiz iyi olduğu sürece bizler de iyi oluruz tabii ki. Peki şu anda emlak durumları ne alemde? Yani satış var mı, gerileme mi var? Çok binalar şöyle yani emlak işi şeye bağlı yani otomatikmen tamamen piyasaya bağlı. Şu an tabii piyasada bir konut fazlalığı var. Bu da haliyle insanları biraz etkiliyor ama bence gayrimenkul almanın tam zamanı. Ama pahalı değil midir şimdi sezon? Yani biraz tabii pahalı ama yeni yapılan projeler var. Uygun yerler de var. Yok değil aslında yani. Tam emlak alma zamanı bence. Fiyatlarda biraz gerilme oldu çünkü. Oldu mu? Oldu. Biraz geri geldi fiyatlar. Yani demin şimdi diyorsun alabilirsin. Şu anda tabii almanın zamanı. Bir de güvenli bir yatırım, iyi bir yatırım. %20 geri geldi tabii. Gerileme var. Var. Çok şey olduğundan dolayı mı? İnşaat sektörü çok oldu sanki. Çok var, çok yapılaşma var. Tabii, çok yapılaşma. Konut fazlası var şu anda. Yani 120 civarında bir konut fazlalığı var piyasada. Yeni projeler çok. Yeni proje çok olduğu için satışlar biraz geri geldi. Ama iyi olacak inşallah diye bekliyoruz. Atışa katıldın mı? Katıldım. Şimdi bir sere attık, bir sere daha atacağız. Nasıl geçti? İyi, güzel, fena değil.
İyi geçti. Bu alçıyı attırmayın diyorum size. O bizim ustamız, o atması biz atmayız. Attı mı yoksa yine? Attı attı, atmaz mı? Ben diyorum o tüfeği oradan alın gidin diyorum. Bak alacak onu zaten diyorum. Tüfeği biz mi? Dedik ki ustamıza hediye demiş, atmamıza gerek yok. Sağ olsun, o da kabul etmedi tabii ki. Onun gönlü zengin ya. Olmaz mı yani, sağ olsun. Artık, bu camiada camiye çok faydası olan, dostların elinden geldiği kadar yardımcı olan bir büyüğümüz. Bize de çok yardımları olup spora başlarken sağ olsun, burada kendisine teşekkür ediyoruz. Ondan sonra duayenlerden, ustalardan bir tanesi. Doğru mu Alço? Doğru söylüyor. Diyorsun yani ki nasıl yetişmesi iyi mi? Yok yok, çok çok iyidir. Çok iyidir. Yani iyi, hakikaten iyidir. Yani şunun şu kadarını söyleyeyim. Tüfek omuzlamakta Türkiye'de 10 tane iyi teknik omuzlayan varsa biri Dursun Kaya'dır. Bunu öyle net mi söylüyorum. Yani çekimlerini görebilirsiniz. Herkesi çekin. Bir Dursun Kaya'nın duruşu, duruşu ve tekniği, böyle tarz çıkışı, görüntü, kişi. Ya bunda yani hakikaten çok önemli. Çok önemli. Ben ona çok önemli. Yani vurmasa bak, bile şimdi, o duruş var ya. Şunu, yanlış mı düşünüyorum? Yok, şunu bir kere madem ki kamera da var. Şunu şu kadar söyleyeyim ki millet de görsün, duysun, bilsin. Trabın %60 vuruşu tekniktir. Teknik. Eğer tekniğin yoksa vuramazsın. Vurduğundan da sen zevk alamazsın. Ha, ikisi bir arada tabii, mı olmalı? Teknik o. Şimdi tabii ki bütün arkadaşlar atıyorlar, avcı arkadaşlar atıyorlar, meraklıdırlar, kulübünü temsil etmeye gelmişlerdir, atıyorlar. Onları da seyrediyorsun. Ama bir tekniği olan bir adam attığı anda bütün arkadaki seyirci ondan bir şeyler izler ve görür. Yani budur teknik. Zaten plağı vurmak, ben görerek vuruyorum, dur takip ederek vuruyorum diyen asla böyle bir şey yoktur. Plak çıkar, çıktıktan sonra tekniğini kullanır ve plağı vurursun. Ve dünya şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları veyahut da ülkemizin Türkiye şampiyonlukları böyle çıkar. Bak gördünüz mü, işte bu benim kayınço, işte bu kadar tekniği bir daha bir yerde bulamazsınız. Kesinlikle. Yani teknik hakikaten, zaten bizim atışımız teknikle oluşumdur. Ben onu hani tabii ki sizin yanınızı bilmiştik yapmayayım, gördüğüm kadar ben atıcı zaten değilim. Hani ben ona çok önem veririm görsel olarak. Bazısı o kadar güzel oturuyor, tüfeği atıyor ki böyle sanki tam fotoğraflı zaten, gibi. Zaten onu, o, tabii, o, zaten onu seyrettiğin zaman, onu seyrettiğin zaman vuruyorsun da. Bak mesela tekniği güzel bir adamı izlet veya kameraya alıver, çek. Onun bütün attıkların yani 25 tane atıyorsa 23 tane 24 tanesini vururdur. Bir tane kaza bela kaçar mesela. Bu böyledir zaten. Şu damadın mı sen? Evet damadım. Avcı değil mi? Yok değil. Arnavut senin. Arnavut mu? Arnavut. Arnavut. Damat. Gel bakalım enişte şöyle bu tarafa doğru. Bak hanımın maşallah yani seni aşılamamış herhalde. Bak orada. Ya orada niye uzakta duruyorsun? Gel böyle arka tarafa. Gel kayınpederinden mi korkuyorsun? Buyurun. Sizi bir tanıyalım. Lütfi Kurtuluş. Ne iş yapıyorsun? Çanta. Çanta imalatı. Böyle bir alço, bir trap atıyor, profesyonel bir adamdan damadı olmak nasıl bir şey? Abi, çok güzel bir şey tabii. Çok güzel, çok harika bir şey. Farklılık oluyor mu? Olmaz olur mu tabii. Ama nerede oluyor? Atışlarda. Ve böyle ortamlarda. Tabii böyle ortamlarda. Herkes tabii tarafından tanınması. Tabii çok güzel oluyor. Yani bu arada damat ama senin oğlun yetişeyim dedesine ben. Yok, torunumu atıcı yapacağım. Çocuklarımı yapamadım ama torunumu yapacağım. İnşallah. Allah ömür verirse. Dedesine benziyor, hani dedesi için. Bütün karakterler de bende. Zaten o buna benziyor. Buna ben, dedeye benziyor. Dedesine benziyor zaten. Ama dedesi şu anda. Onda zaten tip de var, atıcı evet, tipi de var. Olacak inşallah. Yeter ki Allah bize ömür versin, onları görelim. Yeter, atıcı yeter, yapacağım. Neyse, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, çok mersi. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok merhaba. Aynı aynı ben. Herkes de çıksın. 140. Aha ben. Allah Allah. Bir tane ver. Ben abi. Çok iyi. Abi bak. Şey oluyor. Burak. Biletler kim verdi? Bir tane daha. Çektim hemen. 321.
Yok. Aa burada. Al abi. Al abi. Ver bilek. Al tespini. Ama bana iyi bir tespini. 263. Al tespini. Al abi. Vallahi dibin daha en dibinden çekerim. Al abi. Çektim vallahi abi. 253. Tamam. Al abi, alıyor adam, ben ne yapayım şimdi, çıkıyor al. Tamam. Ver. Oradan çekiyorsun sen. Abi, ah, bitti mi? Çikolata var orada bir kilo. Çikolata çek. Getir çikolatayı görsün millet. Dolapta. Ya görsün yine koyar adam. Otur abi, Ender Cetçal. Ne iki yer. Tamam mı? Bitti bitti, tam ver herhalde. Şu anda kazasız belasız. Bu programı da sonlandırmaya çalışıyoruz ve şu anda acil işi olan büyüğümüz, abimiz, Özer abimiz gittiği için bir plaket Zeytinburnu Avcılar Kulüp Başkan Yardımcısı Salih Bey takdim edecek. Buyurun Salih Bey. Hocam bugün bize yalnız bırakmadığınız için, bugünümüze renk kattığınız için sizi çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz. Estağfurullah. Bugünün anısına bu plaketi size takdim ediyorum. İngiliz siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Kolay gelsin. Hocam, çok değerli bir plaket. Çok sağ olun. Çok bir şey söyleyecek misiniz Zera? Evet. Bu güzel organizasyon için arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Muvaffakiyetle bu organizasyon sonuçlanmak üzere. Bana verdikleri plaket için de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz Av TV ailesi olarak ve yenge de yanında plakete bak diye nasıl? Plakete koyuyor. Evde yer seçiyor şimdi nereye koyacağım diye. Oldu, çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Görüşürüz. İkincisi Basil Kaya Kopara. Evet. Üçüncü, ikinci, birinci. Birinci Serkan Kaya Koparan. Arkadaş şu an atış yapıyor. Onun yerine yine babasına takdim ederiz. Evet, kupa vermek için Ahmet Avcı. Buyur abi. Oradan kupasını verelim. Kulüp B 3. Evet. Onlar da onların abi. Fişekle madalyayı da al. Evet, buyurun. Tebrikler. Kaldır bak abi. Kaldır. Evet. İkinci Basil abinin ödülünü vermek için Salim abiyi davet ediyoruz. Tebrik ederiz. Buran amca gelir misin? Çık abi. Serkan'ın adına da Buran amca alsın. Evet. B grup birincisi Serkan Kaya Koparan. Arkadaş şu an atış yapıyor.
Onun yerine Burhan amcaya takdim ediyoruz. O kendisine verecek. Bravo. Şunu biri tutsun be. Evet. Bravo. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Evet. Teşekkür ederiz. Başarılar. Evet. Kulübümüzün A takım atıcılarından 3. Erol Şen. Erol Şen, Erol Köycü kupasını vermek üzere. Şu abi, onlarla beraber takdim edelim. Bravo, tebrikler. Evet, Kulüp A ikincisi İlyas Danışan, başkanımız. Bravo başkan. Koca başkan. Evet, Cengiz başkanım versin kupasını, takdim edelim. Evet, onlar abi hepsi, fişeyi de al. Söylemek istiyorum. Buyur abicim. Atışta mı? Abi her şeyde kazanıyor. Başkanlıkta kazanıyor. atıyor abi, hakkıdır, kazanıyor. Bunun için domuz bırakmadı. Abi bırakmaz. Domuzlar bunu gördün mü? Nalları çıkarıp kaçıyor. Tebrik ederiz. Tebrikler. Evet. Kulüp A birincisi. Büyük avcı Ahmet Avcı. Evet, oğlağı da getirin. Oğlağı hak kazanmıştır. Oğlağı da verelim. Tutsun bakalım. Yardım edecek biri varsa Güner, babana yardım edebilirsin. Evet, Kazım amca, kupasını takdim eder misin? Kaldır bakayım kucağına. Bir tutsun bakalım. Tut bakalım bir ya, sen de yardım et. He şöyle be. Evet. Kupayı da ver Kazım abi. Kupayı da ver Kazım abi. Kupayı da ver abi şimdi. Bırak. Bırak. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Acele etme. Şimdi bu yaşlı kız. Evet. Aynı zamanda kulübümüzün en iyi avcılarındandır. Ahmet abi birçok konularda da bize yardım etmiştir. Allah razı olsun. Bravo Ahmet abi. Bravo sana. Evet, resim alacaklar alsın. Tamam, tebrikler. Teşekkür ederim. Misafir arkadaşlar, çok uzun yoldan da gelip buraya katıldınız, bizi onurlandınız. Bütün katılanlara sonsuz olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet abi. 3. Ahmet Metin Gökhan. Bravo, bravo Ahmet. Evet, paşasıyla geliyor. Bravo Ahmet. Bravo. Evet, bunun ödülünü Nurettin abi, ödülünü takdim edelim. He, tamam. Kasım amca, buyur, ödül ver abi. Ahmet. Hemen hadi abi. Tuna. Ödül hangisi? O abi. Takdim edelim. Buyur. Evet, ödülünü vermek üzere Sarıyer Avcılar Kulübü Başkanı Kasım abimiz. Bravo Ahmet, tebrikler. Evet, ikinci Ümit Bacı. Bravo. Tebrik ederiz. Evet, Nurettin abimiz de ödülünü takdim ediyor. Evet, çırağıdır, hakkıdır. Çırağını iyi yetiştirmişim, bravo. Tebrik ederiz. Tebrikler. Evet. Misafir takım birincisi Hasan Arman. Bravo. Kupasını başkanımız versin. Koçu da takdim edelim. Arkadaş koçu kazanmıştır. Hakkıdır. Ver abi, kucakla tabii ya. Sevsin azıcık. Adam kazandı onu o kadar bu sıcakta. Tüfek atmak kolay mı? Getir abi. Onu şeye bırak sen. Ver şu. Koy öne. Madalya falan. Koy. Sağlam mısın abi? Sağlam. Hop, bismillah Sinan. Yavaş, alttan tut. Yavaş. Yavaş abi, alttan tut, alttan. Tut. Hadi. Evet, hayırlı olsun. Evet, bravo.
Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Yüzbaş gitti. Evet, toplanıp fotoğraf çekilmek isteyenler buyursun arkadaşlar. Ben geleyim abi. Kim çekecek? Tamam, plaketleri veririz. Resim çekilelim. Evet arkadaşlar. Aslan abi nerede bu? Bizi bugünümüzde yalnız bırakmayan başkanımız Cengiz Başkan'a plaketini vermek için kulübümüzün başkanı İlyas Danışan. İlyas abi. Gel. Bir şey söyleyeyim. Tabii buyur abi. Ya çok onur ettin beni Sayın Başkan. Bu hediyelerin aldığımın en güzellerinden bir tanesi. İnanın en iyi yere koyacağım. Çok İnşallah beni unutmazsan. Seni asla unutmam. TV, her zaman Av TV olarak yanınızdayız. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biraz sizi zorladık ama kusura bakmayın. Estağfurullah, her zaman. Her zaman bekleriz. Hayırlı olsun. Biz de teşekkür ederim. Size az bile aslında. Ya, size layık olmaya çalıştık. Çok, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Salim abi verebilir. Salim. Bu evet abi, bu televizyon için abi. Televizyonunuzun Gündem Av TV adına bunu da düzenledik. Öyle layık gördük. Onu da size takdim ediyoruz. Kabul ederseniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunun katkılarınızda için de çok teşekkürler. Bunun için inanın, bunu stüdyonun, Av TV bürosunun müdür odasında herkesin koyduğu plaketlerin olduğu yerin en başına koyacağım. Av TV ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür her ederiz. Zaman teşekkür avcılarından ederim. Yanayız. İnşallah Aynen. Her zaman böyle kazasız belasız bu işi de başardınız. Aynen. Sizi başta tebrik ediyorum. Yine Zeytinburnu Avcılar Kulübü organize etmiş olduğu geleneksel trap yarışmasında yani kazasız belasız en evet. Büyük başarı da budur. Aynen. Av Tabii TV ailesi ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Cengiz Başkan'la gündem. Yayınımız burada sona ermiştir. Haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. İnşallah. Tüm camiaya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.